takipçileri, değerli yönetim kurulu arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada halen başkanlığını yapmış olduğum Deniz Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı için yeni dönemde ekibimle birlikte tekrar aday olduğumu belirtmek için toplanmış bulunmaktayız. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Deniz Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 1920 yılında Haziran ayında yapılması gereken genel kurulumuz biliyorsunuz dünya üzerindeki COVID nedeniyle 2021 yılında yapıldı. Yani 10 ay sonra biz olan genel kurulumuzu gerçekleştirmiş olduk. 17 Mart'ta yapılan ve kulüplerimizin ve delegelerimizin özgüveni ve onların güven oylarıyla birlikte ekibimle birlikte biz federasyon başkanı olarak yönetime geldik. Bu anlamda tüm delegelerimiz ve kulüp başkanlarımız buradan güven oylarını bizlere önemsediği ve güvendiği için buradan hepsini çok çok teşekkür etmek istiyorum. Tüzüğümüz gereği aslında 2023 Haziran'ında bizim olağan genel kurul yapmamız gerekiyordu. Bildiğiniz üzere biz aslında medeni kanun kapsamında ise seçilmişler olarak 3 yıl bir görev hakkımız olması gerekiyordu. Ve spor yasasının Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne özellikle dernekler yasasından çıkarılarak kulüplerimizin spor genel müdürlüğünün devredilmesi kapsamıyla bir tüzük tadilatı yapmak zorunda olduğumuz için biz de bu 2 yıllık görevimize hatta bu 2 yıllık görev süremizde de 1 yıl pandemi nedeniyle görev yapamamış olmanın ve sadece 1 yıllık bir süreçte sezonu tamamlayarak görev yapmış olmanın bilinciyle biz dedik ki bu olan genel kurulumuz hem tüzük tadilatı ile birlikte hem de bu 3 yıllık seçimden fedakarlık yaparak seçimli bir genel kurul yapmayı yönetim olarak ve karar aldık ve bunu uygulamaya karar verdik. Bu anlamda şunu da söylemek istiyorum. Bu yönetim sürecinde benimle birlikte görev yapan tüm yönetimdeki arkadaşlarım hakikaten çok çok teşekkür etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi biz 2020 yılında yapılacak olan genel kurul içerisinde çıktığımızda, seçim yatırımları yaptığımızda bizimle birlikte fotoğraf çektirmek istemeyen çok kişinin var olduğu yatsınamazdı. Sağ olsun bu zaman zarfında seçim sürecinde bizim yanımızda dik duruş sağlayarak bizimle birlikte bu seçim değişimini yapan, yönetimde görev alan tüm arkadaşlarımı minnettarım, şükranlar duyuyorum. Çok çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü hakikaten kolay olmadı bizim seçimi kazanmamız. Bu anlamda onların dik duruşları için çok teşekkür ediyorum. Haklarını helal etmesini istiyorum ve köprü olsa üzerinden geçmeyeceğimi de belirtmek istiyorum. Ve bu anlamda bizim yanımızda olarak da Denizli'deki amatör sporun yönetimiyle ilgili büyük bir değişikliğe de neden oldukları için çok büyük emeklerinin de olduğunu buradan da belirtmek istiyorum. Hepinizin bildiği gibi biz göreve gelmeden önce Mart ayında bir basın açıklaması yapmıştık. Ve bu basın açıklamasında da her zaman söylediğimiz bir sürü projelerimiz vardı. Bu projelerimizi göreve geldiğimiz günden itibaren ve özellikle bunu belirtmek istiyorum, bir yılı pandemiyle geçen bir yıl süreç içerisinde o kadar çok projelerimizi gerçekleştirdik ki bu projelerimden bahsetmek istiyorum. Örneğin lig isim sponsorluğumuzu yapmıştık. 2021-22 sezonunda süper amatörümüzü biz Denizli Özel Uğur Okulları ile bir protokol sözleşmesi yaptık. Bu süreç içerisinde de sağ olsun oradan elde ettiğimiz gelirlerle kulüplerimizin biliyorsunuz pandemi nedeniyle kulüplerimizde maddi sıkıntılarının yaşanması nedeniyle zorunlu giderler olan TFF ve Deniz Amatör Spor Kulüplerine yatırılması gereken bir vize referans bedellerini biz federasyon olarak sponsor aracılığıyla karşılamış olduk. Bu da kulüplerimize çok da yararlı olmuştu. Ayrıca bu seneki 2022-23 sezonunda da süper amatörümüzü Denko Lojistik Uluslararası Nakliyat firmasıyla bir sözleşme yaptık. Bunun da sözleşmesinden aldığımız gelirlerimizle birlikte süper amatörümüze katılan kulüplerimize maddi yardımda bulunacağız. Tabii ki bu sponsorluk parasının peyderpey yatırılması nedeniyle Nisan ayında tamamlaması nedeniyle biz kulüplerimize yatıramadık. Bunu da sezon başında
göreve geldiğimizde de zaten onları mutlaka ki şeysini kulüplerimizin maddi yardımını yapacağız. Ve bunun yanı sıra sponsor, özellikle sponsorluğu yaptık. Bunu ilk sezonda tüm resmi müsabakalarımızda kulüplerimizin ihtiyacı olan su giderlerini karşılaması anlamında hepsini su desteği sağladık. Bu da tüm kulüplerimiz tarafından o kadar olumlu karşılandı ki dilerim bundan sonraki süreçlerde de bu tür sponsorluklarla kulüplerimize yardım yapmaya da çalışacağız. Ve ulaşım desteği sağladık kulüplerimize. Hakikaten maddi sıkıntılar içerisinde yürütülmekte olan kulüplerimiz, biliyorsunuz, ilimizi Türkiye Şampiyonası'nda temsil etmek için giden ulaşım olsun, barınma olsun, beslenme anlamında hakikaten yüklü bir ekonomik güçlerle bunu karşılamak zorunda kalıyorlar. Biz de en azından bu anlamda ulaşım desteği sağlayabilirsek bir nebze olsun kulüplerimizin manevi anlamda veya maddi anlamda da onların yanında oluruz diye düşüncesiyle bu ulaşım giderlerini sağladık. Ve en önemlisi kulüplerimizin, yani ben biliyorsunuz daha önce Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yönetimindeydim. Bu zaman zarfında örneğin bir yıllık süremiz içerisinde en önemlisi sağladığımız şey turnuva organizasyonlardı. Özellikle altyapı çocuklarımızın, altyapı sporcularımızın daha çok maç ve antrenman yapması anlamında kazanım sağlanması ve yeteneklerini arttırılması anlamında organizasyonlar düzenledik. Sadece bu seneki U14 müsabakalarımızda 27 tane resmi maç yapılmasının yanı sıra da 19 tane değişik altyapı kategorilerinde de turnuva düzenlenmişiz. Ve bu anlamda ben çok mutluyum ve uzun zamandır beri Denizli'de yaşanmayan bir ilklere imza attık. U14'lerde Türkiye Şampiyonası'nda Pars kulübümüz Türkiye üçüncüsü olmuştur. Bir de biz de bunun bu şeysini, mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü yapılan bir planlama program doğrultusundaydı. Bunun için bundan sonraki süreçlerde de mutlaka bu tür çalışmaları yapacağız. U19'umuz final oynadı. Ampute takımımız biliyorsunuz Süper Lig'e çıktı. Gün geçtikçe spor yapılanmasında da bu tür kazanımlar ve başarıları imza atmaya çaba sarf ediyoruz. Ve özellikle alt kategorilerdeki altyapının kulüpler anlamında çok daha benimsenmesi, önemsenmesi ve bunlarla ilgili çalışma yapması için kulüplerimizi destek veriyoruz. Ve Deniz Spor'daki federasyon yönetimindeki arkadaşlarımız Denizli Spor'un altyapısından sorumlu. Bunlarla ilgili Deniz Spor'un da gelişmesi anlamında tüm kulüplerimiz ve ilçelerimizde de Deniz Spor adına hem çalışmalar yapmak hem antrenmanlar yapmak ve bunlarla ilgili altyapı kurma anlamında da çok büyük çalışmalarımız var. Bunlar da ileride mutlaka ki biz bunlardaki başarıyı da elde edeceğiz ve Deniz Spor'umuz altyapılarla birlikte hak ettiği yere getirmek için de çaba sarf edeceğimize inanıyorum. Ve en önemlisi bu sezon, geçen sezon yapmıştık, bu sezonda yapmayı planlıyoruz. Sezon sonunda alt kategorideki sporcularımızla birlikte bir Çameli'de hem futbol turnuvası düzenledik hem de Çameli kampı düzenlemiştik. Bu Denizli'de ilk olan bir çalışmaydı. Buraya katılan sporcularımız, antrenörlerimiz, velilerimiz ve kulüp başkanlarımız hakikaten bu anlamda bize çok destek verdiler ve Çameli Belediye'miz bu konuda çok büyük destek verdi. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Ve bir ilki yaşadılar. Sporcuların özellikle kamptaki edinimleri, kazanımları, kimlikleri, kişilikleri ve kararları anlamında çok büyük faydalar sağladılar. Bu gibi organizasyonlara Temmuz ayında da başka bir ilçelerde de planladık. Dilerim göreve geldiğimizde de bununla da ilgili değişik bir kamp düzenlemeye çalışacağız. Bildiğiniz gibi biz 2020'deki seçim çalışmamızda bizim sloganımız değişim ve gelişimdi. Kulüplerimizin sayesinde değişimi gerçekleştirdik. Bundan sonraki yeni süreçte biliyorsunuz her zaman söylüyorum bir iki yıllık bir görev akışı içerisinde, hatta bunun bir yılı tam anlamıyla çalışılmış durumda, gelişimi daha da çok arttıracağımızı inanıyorum. Ve kısa sürede yaptığımız bu projelerimizin
bizlere Güven Oyu ile birlikte tekrar göreve getirilmesi halinde daha büyük projeleri imza atacağımızı inanıyorum. Ekibime güveniyorum. Hepsi de kendi içerisinde, kendi şeysinde faaliyetlerinde çok çok başarılar. Hepsi ayrı bir yetenek, hepsi ayrı bir değer. Onlar anlamında daha güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Ve özellikle yönetim anlamında soracak olursanız, derim ki yönetim biz geçen sene nasıl başladıysak, bu sene de aynı yönetimle devam etmeye çalışıyoruz. Ve bazı arkadaşlarımız ne yazık ki kendi özel işleri nedeniyle, işlerinin yoğunluğu nedeniyle katılamadılar. Onlara da teşekkür ediyoruz buradan verdikleri emek ve mücadele için. Bundan sonraki süreçte daha başka yararlı olabilecek arkadaşlar gönüllülük ilkesinde bizleri aradılar, aranızda olmak istiyoruz dediler. Onlardan da daha farklı bir şekilde yararlanıp onlarla birlikte daha farklı organizasyonlar yaparak Denizli'de amatörün olması gerektiği yerde getireceğimiz inanıyorum. Bu çerçeve içerisinde yerel yönetimlerimiz olsun, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz olsun, spor paydaşlarımız olsun. Bu anlamda hepimizle işbirliği içerisindeyiz. Özellikle de futbol il temsilcimiz bu anlamda çok çok uyumlu içerisindeyiz. Ve tertip komitelerimizle birlikte olsun çok çok iyi uyum içerisindeyiz. Ve ilimizdeki gözlemlediğinizde baktığımızda bu seneki yaşanan playofflar olsun, süper amatör olsun, birinci amatör, ikinci amatör hepsinde de ayrı bir çekişme, ayrı bir heyecan, ayrı bir heyecan vardı ve başarı vardı. Son ana kadar şampiyonun kim olduğu belli olmayan bir sezon geçirdik. Bu da bizim için çok gurur vericiydi. Ve Bal Ligi'nde, Süper Amatör'de, playoff'u biliyorsunuz ilk kez şehir stadında, ışıklar altında yaptık. Bu organizasyondan da Denizli ve amatör çok büyük şekilde faydalandı. Ve gerçekten başarının ne kadar önemli olduğunu, futbolun bizlere nerelere getirmesi gerektiğinin de anlamını kavradılar. Bundan sonraki kulüplerimiz bu tür yapılanmalarda artık daha bilinçli ve kiminle yolu ilerleyecekleriyle ilgili akademik anlamda olsun, teknik anlamda olsun, birlikte görev yapacakları kişilerle birlikte daha bilinçli olduklarına inanıyorum. Ve biz bunların yol göstericisi oluyoruz. Ve Deniz Spor'la da işbirliği içerisindeyiz. Her zaman için Deniz Spor'un da en iyi şekilde gelmesi için Denizli'deki spor kamuoyuyla birlikte, spor paydaşlarıyla birlikte daha kapsamlı oturarak, değerlendirilerek farklı bir yerlerde olması için çaba sarf edeceğimi size söylemek istiyorum. Bu anlamda her şey Denizli için, amatör için, başarı için, spor kazansın, dostluk kazansın, biz kazanalım. Sağlıkla kalın, sporla kalın. Teşekkür ediyorum, saygılarımla.